Kazanmıştı. Özellikle Artı Bir Diyor, Fenal Turak ve Kanal Ev Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni, Hasan Bakır Bey, Çay TV Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni. Efendim seçimlere çok az bir süre kaldı. İsterseniz öncelikle Trabzon'daki havadan başlayalım. Daha sonra Türkiye'deki genel gidişata yönelelim. AK Parti bu seçimlerde tek başına, zor da olsa diyelim, kanaatimi söyleyeyim, tek başına iktidara gelecek gibi gözüküyor. Size gelen hava ne yönde efendim? Ben de hayırlı sabahlar diliyorum hem sizlere hem de bizi izleyicilere. İnşallah hem memleketimiz için hem ülkemiz için hem bugün burada birlikte bulunduğumuz Trabzon'umuz için, insanımız için hayırlı bir sonucun çıkacağı bir seçim olur niyazındayız, düşüncesindeyiz. Trabzon'la ilgili sözlerimi şöyle başlamak istiyorum. 7 Haziran'a kadar Trabzon seçimlerinde arkadaşlarımızla birlikte, teşkilatımızla birlikte büyük bir efor ortaya koyduk. Ve evet, 7 Haziran'dan sonra bu eforu hiçbir gün bırakmadık. Trabzon'umuzun bütün meseleleri, vaat ettiklerimiz ve Trabzon'umuzun uzun zamandan beri bekleyen veyahut da milletimizin, halkımızın, insanlarımızın, hemşehrilerimizin önemli ölçüde talep ettikleri bütün meselelerle ilgili ben ve diğer arkadaşlarım, diğer milletvekili arkadaşlarım ve teşkilatımızın tamamı büyük bir uğraş içerisinde oldu. Ve bu 4 aylık süreç içerisinde sahada olan insanlarla birlikte bu milletvekilliğinin dokunabildiği alanlara, gidebildiği alanlara kadar giden bir anlayışı ortaya koyduk. Biz bunun bugün çok büyük faydasını görüyoruz. Yani şu soruyla çok karşılaşmıyoruz. Niçin seçim zamanı geliyorsunuz diye bir soruyla karşılaşmıyoruz. Bu 4 ayın önemli bir bölümü hem şehrimizin köylerinde, hem şehrimizin mahallelerinde, sivil toplum örgütleriyle, birçok unsuruyla, bazen bir meselenin çözümüyle ilgili sürekli birlikte olduk. Ve Türkiye'nin meseleleriyle de ilgilendik, şehrimizin meseleleriyle de ilgilendik. Buna da Trabzonlu hemşehrilerimiz hep şahit oldular, mümkün olduğu ölçüler içerisinde. Tabii yani 559 bin seçmenin olduğu bir yerden bahsediyoruz ve bu seçmen sayısı önemli bir şey ve her biriyle ilgili böyle bir duyguyu oluşturabilmek de takdir edersiniz çok kolay değil. Ancak genel olarak böyle bir kolaylıkla biz bu seçime gidiyoruz. Bu seçim başlar başlamaz da yine arkadaşlarımızla beraber mümkün olduğunca her yere ulaşmaya çalıştık. Her yere gitmeye çalıştık. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu, Trabzon'umuzun nelere ihtiyacı olduğunu, bizim ne önerdiğimizi ve bu önerilerimizin neye karşılık geldiğini bir şekilde anlattık. Ve Sayın Başbakanımızın da geçenlerde burada Trabzon'da bir mitingi vardı. O mitingde de Sayın Başbakanımız hem çok vakarlı hem çok sağduyulu bir kalabalığa ciddi bir şekilde seslendi ve arkadaşlarımızın söylediği çok uzun zamandan beri ilk kez bu kadar heyecanlı bir topluluk, ilk kez uzun zamandan beri bu kadar heyecanlı bir miting görüyoruz. Bu da farklı bir avantaj ortaya koydu. Gerek programlarımız, gerek çalışmalarımız, gerek partimizin bir Kasım seçimine giderken ortaya koyduğu programlarla zannediyorum ki Trabzon'daki havada biz milletvekili sayımızı arttırma konusunda bir iddiayı arkadaşlarımızla beraber taşıyoruz ve bu konuda ciddi adımlar atıyoruz. Ben Trabzonlu seçmenimizin, hemşehrilerimizin bu konuda bir yaklaşım içerisinde bulunacaklarını ve 1 Kasım akşamı burada uzun zamandan beri aynı sayıda giden milletvekili düzleminin bir veya iki milletvekili yukarı çıkabileceği kanaatini taşıyorum. Hepimizin beklentisi de budur. Ama Türkiye genelindeki hava nasıl Sayın Başkanım? Ne görüyorsunuz? Elbette ki takdir milletimizindir. Tabii Türkiye'de genelindeki hava şu. Ben kritik bir eşiğin üzerinde oy alabileceğimizi düşünüyorum. Milletvekili sayısı alabileceğimizi düşünüyorum. 44-45 bandı hala gözüküyor. Yurt dışı oylarla bu 45'in biraz üzerine çıkabilecekmiş gibi bir değerlendirme söz konusu. Takdir edersiniz, seçim 7 Haziran'da oldu. 7 Haziran'la 1 Kasım arasında özellikle 7 Haziran'da karar vermiş seçmen tekrar sandığa gidecek. Elbette ki hem bu son 4 aydaki Türkiye'nin fotoğrafı, belki bu Türkiye fotoğrafının eski Türkiye ile benzer yanlarının açık bir şekilde görülmesi. Yine kısır siyasi çekişmelerin, Türkiye'nin milli meselelerinin üzerine çıkarılma gayretleri ve maalesef uzak bir fotoğraf değil, uzak bir görünüm değil, uzak bir perspektif değil, daha yakın bir perspektife tabi olan siyasetçilerle Türkiye'nin geleceğini, Türkiye'nin yarınlarını düşünen, insanımızı düşünen siyaset yapısını milletimiz birbiriyle bir şekilde değerlendirecek, ortaya koyacaktır. Ben özellikle bu seçimde inşallah
milletimiz bize tek başına iktidarı verecektir. Evet, Zeki Bey buyurun. Sayın Başkanım, eğer tek başına iktidar olmasa koalisyon görüşmeleri başlayacak yeniden. 7 Haziran'dan sonra baktığım zaman Sayın Bahçeli de Sayın Kılıçdaroğlu da koalisyon görüşmelerinde bulundu ama netice alınmadı. Ama şu anda iki parti liderinin de açıklaması var. Biz koalisyona hazırız diye. Sayın Kılıçdaroğlu da dün açıklama yaptı. Kasım'dan sonra yapılacak seçimlerde koalisyon hazır olduklarını ifade etti. Sayın Bahçeli de eğer koalisyon olursa gireriz dedi. Nasıl değerlendiriyorsun? Koalisyon olma ihtimali olursa uzlaşma olur mu? Yoksa yine aynı sıkıntıları çeker mi Türkiye? Şimdi Zeki Bey, 7 Haziran seçimlerinden bir düğüm ortaya çıktı. Apaçık ortada. Ama düğümü ortaya çıkaran maalesef 7 Haziran akşamı açıklama yapan Sayın Bahçeli. Yani kendi tabanının da, Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımın da şaşkınlıkları arasında bu açıklamaları yaptı. Ve oradan biz bir düğüme girdik. Çünkü Kasım ayında erken seçimlendi. Yani siz de takdir edersiniz. Şimdi biz burada yaklaşık bir saat herhalde bir değerlendirme yapacağız. Ve burada sizin sorduklarınız, bizim söyleyeceklerimiz. Bu sorulara tam anlamıyla karşılık verdiğimiz, veremediğimiz durumlar olacak. Birbirimizi aydınlatıp aydınlatamadığımız durumlar olacak. Yani Türkiye'nin çok önemli bir meselesinde seçim biter bitmez ne görülür? Ve milletin buradaki refleksi nedir? Ne ortaya koyuyor? Bunu beklemeden bir açıklama yapmak Türkiye'yi 4 ay sonra yeniden bir seçime taşıdı. Yoksa Türkiye'den rahat bir şekilde bir iktidar o gün çıkabilirdi. Ve AK Parti opozisyondaydı. Yani biz buradan gittiğimizde, buradaki vatandaşlarla konuştuğumuzda, buradaki hemşehrilerimize söylediği tek bir şey var. Hükümeti kurun. Hem de şu partiyle kurun. Daha çok MHP'yi işaret ederek söylüyorlardı. Yani bunda gizlenecek, saklanacak herhangi bir şey yok. Bütün bu değerlendirmeler yapıldı. Ama bütün bu değerlendirmeler yapılmaya fırsat bile kalmadan dönüp, yani Kasım'da erken seçim. Daha sonra seçim zamanı geldiğinde, kusura bakmayın ben seçim kararı almıyorum. Seçim kararına gitmiyorum. Siz CHP ve HDP ile yapın. Şimdi bunların hepsi çözümsüzlüğe ve siyasi düğüme yol açacak sözlerdir. Ve bu Türkiye'yi ciddi bir belirsizliğe itmiştir. Ve bu belirsizlik bir taraftan terörü getirmiştir. Bu çok açıktır. Terör istikrarsızlık arar. Terör çelimsizlik arar, zayıflık arar ve terör siyasi güç eksikliği arar. Efendim orada araya girmek istiyorum ama genelde de şöyle bir eleştiri var. 7 Haziran'a kadar Türkiye'de terör yoktu. 7 Haziran'dan sonra AK Parti başına iktidara gelmediği için terör olayları arttı diye ifade ediliyor. O şekilde muhalefet suçluyor. Yani sanki AK Parti yapmış gibi bir hava vermeye çalışıyorlar bölgede. Zeki Bey bunun nedeni çok açık. Biraz önce söyledim. Şimdi isterseniz bir koalisyon babını bitirelim. Evet. Ondan sonra hemen bu terör bahsine geçelim. Bakın özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'nin yani terör örgütünün partisinin bizi safına etmek istedi. Ve bundan hiç vazgeçmedi. Ve şimdi son açıkladığı beyannamede ben koalisyona varım diyor. Fakat koalisyona varım dedikten tam 6-7 gün sonra Ankara daki o meşhum patlama, o milletimizi sarsan patlama oldu. Peki siz koalisyon yapabileceğinizi iddia ettiğiniz bir siyasi partiyle, siyasi de olmayan bir konuda, bakın bunu da altını çizmek isterim. Siyasi de olmayan bir konuda size yapılan başbakanın çağrısı, artık Sayın Başbakanımız orada bir siyasi partinin genel başkanı değildir. Ülkemizin başbakanıdır ve Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en büyük patlaması söz konusu olmuştur ve size bir çağrıda bulunuyor. Siz o çağrıya karşı bir reddiyeci tutum, bir kabul etmeyici tutum, bir hayırcı tutum takındıktan sonra daha rahat olabilecek, daha kendinizin siyasi aksının ortaya konulabileceği bir meselede nasıl bir araya geleceksiniz? En önemli meselede bir araya gelmiyorsunuz. Bir milli meselede bir araya gelmiyorsunuz. Siz nasıl bir araya geleceksiniz? Ve nasıl koalisyon yapacaksınız? Bugünkü MHP'nin koalisyon açıklaması sadece veya Bahçeli'nin koalisyon açıklaması sadece kendi tabanının ve Türkiye'de oy veren seçmenlerinin MHP'nin bu hayırcı tutumunu kırabilmek için ben AK Parti'de koalisyon yaparım demektir. Peki 4 ayda ne değişti? Bunun bir cevabı var mı? Buradaki Bahçeli'nin tutumu açıktır. Bahçeli bir istişaresiz, biz meşveresiz ve bir ortak akılsız bir açıklama yapmıştır. Ne zaman? 7 Haziran akşamı. Buradaki reaksiyonu toplumdan ve milletten görmüştür. Ama yine bundan vazgeçmiş değildir.
Bakınız 1 Kasım akşamı bitecek. Eğer tekrar bir koalisyon aritmatiği ortaya çıkarsa Bahçeli'nin söyleyeceği şudur. Ben durduğum yerdeyim. Ana muhalefet olmak istiyorum. Siz CHP ile ve HDP ile birlikte, eğer tabii ana muhalefet olabilecek bir milletvekili alabilme şansını millet ona verirse, siz CHP ile ve HDP ile beraber tekrar bunu kurun diyecektir. Burada siyasi çıkar gözetmektedir. Tam beni üzen nokta burasıdır. Şu anda milletimizin siyasi çıkar gözetecek, bunu hesaplayabilecek bir zaman yoktur. Bir taraftan hedeflerimiz var, bir taraftan kazanımlarımız var. Bir de Türkiye'yi içine kapatmak istiyorlar. Zeki Bey, yani Türkiye'nin kendi iç meseleleriyle uğraşmasını istiyorlar. Geçmiş dönemlerde olduğu, eski Türkiye'de olduğu gibi Türkiye ekonomik krizlerle boğuşsun, Türkiye istikrarsızlıklar boğuşsun, Türkiye asayişle boğuşsun, Türkiye tam anlamıyla terörle beraber boğuşsun ve bunun maliyetlerinden Türkiye ayağa kalkamasın ve Türkiye ilerlemeye bakamasın. Ve yapacağı da şudur, gördünüz AK Parti CHP ile beraber iktidar oldu. Peki CHP ile beraber iktidar olmanın problemi nerededir birlikte? Bugün CHP ile HDP arasında bir bağ olduğunu Sağır Sultan bile duymuştur. Bizatihi bu kadar terör olaylarının hamisi olan, sözcüsü olan Demirtaş'ın sırtını sıvazlaması Kılıçdaroğlu açısından bence siyasi tarihinde talihsiz ve yapılmaması gereken bir olay olarak ortada durmaktadır. Bunu bu millet unutmaz. Bir taraftan devletimizi katil devlet olarak nitelendireceksiniz. Bir taraftan orada ayaklanmayan insanları sevk edeceksiniz. Bir taraftan PKK'yı arkalanacaksınız. Bir taraftan PYD ile kol kola yürüyeceksiniz. Bir taraftan da bütün bunların her makul ve Türkiye'de olabilir bir şekilde bakmaya çalışacaksınız. Ve bunu da CHP bir meşruiyet çizgisine çekecek. CHP sadece HDP'yi bir meşruiyet çizgisine çekmeye çalışmıyor. Aynı zamanda PKK'yı da bir meşruiyet çizgisine çekmeye çalışıyor. Bu affedilir bir şey değildir. Bu bir diyalog değildir. Bu tamına Türkiye'nin geleceğine yönelik bir siyasi mühendisliğin sonucudur. Türkiye'de yapmak istedikleri şey çok açıktır. Türkiye'nin siklet merkezini değiştirmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin siklet merkezi ilerlemedir. Türkiye'nin siklet merkezi değişimdir. Türkiye'nin siklet merkezi demokrasidir. Türkiye'nin siklet merkezi değerleriyle büyümektir. Tekraren söylüyorum. Değerleriyle büyümektir. Türkiye'nin şimdi siklet merkezini istikrarsızlık, terör, ekonomik kaos ve kendi içine kapanma olarak değerlendiriyorlar. AK Partisiz bir Türkiye projesi devam etmektedir. Türkiye'siz bir Orta Doğu projesi devam etmektedir. Etkin olmayan bir Türkiye tablosu da aynı şekilde devam etmektedir. Bunda hiçbir geri adımları da söz konusu değildir. Ve yapacakları iş, Türkiye şu anda terörle mücadele yapmaktadır. Şimdi o noktaya geldim. Türkiye terörle mücadele yapmaktadır. Eğer Türkiye AK Parti CHP koalisyonunu çıkarırsa, burada söylüyorum, terörle mücadele akamet olacaktır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile olan ilişkisi koalisyonda AK Parti'yi terör konusunda tam da bugün birilerinin söyledikleri ve o birilerinin CHP ile aynı kulvarda yürüdükleri gibi AK Parti'yi dönüp terörle masaya oturma konusunda zorlayacaktır. Bakın önemli bir şey söylüyorum. Terörle masaya oturma konusunda AK Parti'yi böyle bir koalisyon zorlayacaktır ve Türkiye'nin belki de terörle mücadele konusunda atmış olduğu bu kararlı adımı geri durmasını sağlamaya çalışacaktır. Bu Türkiye açısından belki bugüne kadar yaşamadığımız bir tehlikeyle Türkiye karşı karşıya. Efendim diyecekler ki zaten AK Parti oturdu masaya. Şimdi ona geleceğim. Tam şimdi ona geleceğim. Bu Türkiye'yi bugüne kadar karşılaşmadığı bir tehlikeyle karşı karşıya bırakacaktır. Nedir bu tehlike? Bakınız. Biz tam da sizin söylediğiniz gibi Orta Doğu'da bir takım gelişmeler oldu. Ve Arap Baharı oldu. Ve Ukrayna'da, Gürcistan'da, etrafımızdaki coğrafyada yaklaşık 2007'den, 2008'den bunun üzerine bir de ekonomik kriz bindi. Sürekli gelişmeler oluyor. Burada değiştirmek istedikleri alan, etkilemek istedikleri alan, ısıtmak istedikleri alan esas Türkiye. Fakat Türkiye buna bir cevap verdi. Bakınız verdiği cevap eski Türkiye'nin verdiği alışkanlıklarla cevap değildi. Bu cevap sadece ve sadece demokrasiyi yükseltmek, ekonomiyi ilerletmek, kendi insanına dokunmak ve eşit vatandaşlığı tesis etmekle ilgili cevaptı. Bundan hiç vazgeçmedi. Türkiye'yi tahrik ettiler, Türkiye vazgeçmedi. Türkiye'yi taciz ettiler,
Türkiye vazgeçmedi. Türkiye'ye saldırdılar. Türkiye vazgeçmedi. Türkiye'yi küçük düşürmeye çalıştılar. Türkiye vazgeçmedi. Çünkü Türkiye şunu gördü. Eğer ben bundan vazgeçersem, bundan önce benim zenginlik olarak addettiğim, sıraladığım, kabul ettiğim bütün kazanımlarımı bana ihtilaf olarak eski Türkiye'de olduğu gibi masanın önüne getirecekler. 1980 öncesi olaylarında olduğu gibi, 28 Şubat'ta olduğu gibi, Şeyh Said meselesinden sonra bu ülkede yaşandığı gibi, Takrir-i Sükun'dan sonra yaşandığı gibi, Dersim'den sonra yaşandığı gibi, yeni bir travmayla toplumumuzu ve milletimizi karşı karşıya bırakacaklar. Ben buna bir tedbir almalıyım. Benim alacağım tedbir demokrasiyi yükseltmektir. Bu terör örgütüne değil, bu orada yaşayan insanlara, bu orada yaşayan halkımıza, orada yaşayan milletimize, siz eşit vatandaşsınız ve Türkiye'nin 780 bin kilometre karesindeki herkes aynı hak, aynı ödevler ve aynı hürriyetlere sahiptir. Ve bunu sağlayabilecek. Bana geçen akşam kahvede birisi söyledi ki sizin söylediğiniz soruyu. 50 yıldır terörle mücadeleyi silahla çözmeye çalıştık, çözemedik. Kim çözebileceğini zannediyorsunuz? Türkiye 50 yıllık bir Türkiye değil. Türkiye 50 yıl önceki bir Türkiye değil. 50 yıl önce burada insanlar kendi dillerini konuşamıyorlardı. 50 yıl önce burada kendilerini ifade edemiyorlardı. 50 yıl önce sanki ikinci sınıflık, üçüncü sınıflık, dördüncü sınıflık farklı farklı kategorilerde vatandaşlarımız söz konusuydu. Ama şu anda öyle değil. Yani terör örgütünün istismar alanını tamamen AK Parti kapatmıştır. Türkiye kapatmıştır. Türkiye'nin iradesi kapatmıştır. Ve biz terör örgütünü bize yapılan suçlama işte terör örgütüne müsamaha gösterdiniz. Müsamahalı davrandınız. Biz terör örgütüne müsamahalı davranmadık. Ama dün bize terör örgütüne müsamahalı davrandınız diyenler bugün terör örgütüyle masaya oturun, silahları susturun, savaş ve barış kavramlarını kullanarak terör örgütünü devlet mertebesine çıkaracak bir gafillikle karşı karşıyalar. Ve yine ifadem şudur, özellikle. Biz eğer Orta Doğu'daki bu gelişmelerden sonra bu adım atmamış olsaydık, yani 3,5 yıl bu ülkede analar ağlamadı. Eğer biz bu milli birlik ve kardeşlik süreci veya çözüm süreci adımını atmamış olsaydık, Libya'daki cereyan Türkiye'ye yansıyacaktı. Bunun hiç kimse şüphesinde olmasın. Mısır'daki cereyan Türkiye'ye yansıyacaktı. Hiç kimse bunun şüphesinde olmasın. Suriye'deki cereyanın tamamı Türkiye'ye yansıyacaktı. Ve Türkiye etnik, Türkiye mezhebi çatışmaların içerisinde kaotik bir ülke olarak bırakılacaktı. Bu tehlikeli bir şeydi. Ve AK Parti bunun tedbirini ve önlemini aldı. Bunun tedbirini ve önlemini aldı. Bunun karşılığında bir sorumuz daha var. 90'lı yıllarda sınır dışında yaptığımız bütün terör operasyonlarına, sınır dışı tüm operasyonlara Avrupalı ve Amerika ülkelerin tamamı, hatta bazen ismini sanını duymadığımız birilerine pek olan ülkeler dahi siz bunu niçin yapıyorsunuz diye bizi eleştiriyorlardı. Bir elçi, bir büyük elçi Türkiye'ye ayar veriyordu. Sınır dışı operasyon yapabilme hakkınız yoktur diye. Peki biz şimdi sınır dışı operasyon yapıyoruz. Niçin kimse bir şey söylemiyor? Allah rızası için ya. Niçin? Sadece Amerika şunu söyledi. O bir tarafta bizim unsurlarımız da var. Ona da dikkat edin. Biz dedik ki unsurlarınızı bizim terörle mücadele ettiğimiz alanın dışına çıkartın. Bu kadar net. Neden biliyor musunuz? Türkiye samimi bir demokratik çıkış yaptı. Ve buradan vazgeçmedi. Türkiye'yi sıkıştırıp, Türkiye'yi taciz edip, Türkiye'yi tahrik edip, Türkiye'yi bir şiddet sarmalının içerisine sokmaya çalışıyorlardı. Ve bununla birlikte de demin söylediğim gibi Türkiye'nin siklet merkezini değiştirmek, Gezi olayları budur. 17-25 Aralık darbesi budur. 6-7 Ekim olayları budur. Bu Türkiye'yi çığırından çıkaracak, Türkiye'nin yöneticilerini tahrik edecek ve Türkiye'de şiddetle beraber bu meselenin üzerine gidecek bir anlayış ortaya konulmaya çalışılıyordu. Ama Türkiye şunu yaptı. Türkiye bu olaylarla karşılaştığı ilk günden itibaren demokrasi havzasına açıldı. Bu çok önemli bir karardı ve stratejik karardı. Bugün bunun faydasını görüyoruz. Hem Güneydoğu'daki kardeşlerimizle bunun faydasını görüyoruz. Hem Türkiye'de bu tuzağa düşmemenin Türkiye'de biz bugün net bir şekilde faydasını görüyoruz. Ben Avrupa'nın, Amerika'nın yani PKK konusunda çok endişeli olduklarını da düşünüyor değilim. Zinhar. Onların Orta Doğu'da bir hesabı olduklarını da düşünüyorum. En önemli örneği yani 911 kilometre bizim sınırımız var Suriye ile. Biz Suriye'ye niçin müdahale ediyoruz veya niçin Suriye'de insani yardım yapıyoruz da onlarla insani bir ilişki içerisinde bulunuyoruz diye biz eleştiriliyoruz. Ama Rusya muhalefetten, dikkat edin. Yani Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetinden. Rusya sınırı mı var Suriye'de? Hayır. Bir bağ mı var Suriye'de? Hayır. Peki niçin orada bir bombalama ortaya koyuyor? Niçin? Rusya'ya karşı bir tehdit mi söz konusu? Egemenlik hakkına karşı bir tehdit mi söz konusu?
Peki Türkiye'yi bunca eleştiren, Esad'a ulaklar gönderen, yamaklar gönderen bu muhalefet niçin kalkıp da bugün siz Rusya olarak Suriye'de bu tabloyu nasıl oluşturursunuz? Ne hakkınız var demiyor? Bakın hesap başkadır. Hesap Türkiye'yi kontrol altına almaktır. Ve hesap Türkiye'yi kontrol altına almakla birlikte hesap Orta Doğu'da Türkiye'siz bir istikamet çizmektir. İnisiyatif, Türkiye'nin inisiyatifini elinden almaktır. Türkiye'yi ekonomik krize sokmak istemelerinin de, Türkiye'yi bir siyasal belirsizlik ortamına sokmak istemelerinin de sebebi budur. Bu nasıl yapacaklardı? Türkiye'de bugün vesayetin uşaklığını HDP ve PKK yapmaktadır. Bir daha söylüyorum. Türkiye'de bugün vesayetin uşaklığını HDP ve PKK yapmaktadır. HDP üzerinden ve PKK üzerinden AK Parti'yi hem bölgede etkisiz hale getirmek, hem Türkiye içerisinde etkisiz hale getirebilmek için ellerinden gelen bütün gayreti yapıyor, ortaya koyuyorlar. Neden? Biz eski Türkiye'nin yönetim şekline gitmek istiyoruz. Kapalı, kimsenin bir şey söyleyemediği, insanların devlet tarafından tehdit kabul edildiği ve maalesef distribütörlüklerini yaptıkları uluslararası toplumun Türkiye'deki sözlerini geçirebilmek kaydında oldukları bir Türkiye tablosu arıyorlar. Başka bir Türkiye istemiyorlar ki. Evet, Hasan Bakır Bey buyurun. Şimdi AK Parti 2002'den sonra Sayın Soylu birçok konuda fikir üretti, fikir sahipliğini yaptı, koruyuculuk yaptı, değişimcilik yaptı. Birçok alanda yenilikler getirdi. Hak ve hukuk konusunda önemli adımlar attı. Türkiye'nin kalkınması ile ilgili ekonomik anlamda ciddi hamleler yaptı. Fakat bugün bakıyoruz ki özellikle son 3-4 yıldır AK Parti'nin savunucusu olduğu, koruyucusu olduğu, fikir sahibi olduğu birçok konuda Cumhuriyet tarihinde yapılmayan çalışmaları yapmış olmasına rağmen AK Parti bu alanda eleştirilmeye başlandı. İçeriden dışarıdan sürekli tepkiler geliyor. AK Parti'nin bu anlamda kamuoyundaki güveninin sarsılması ile ilgili hamleler yapılıyor. Bu neye bağlıyorsunuz? AK Parti'nin bu anlamda bu kadar çok eleştiriye kalmış olmasının tek nedeni sizce AK Parti'nin gücünü zayıflatmak mıdır? Yoksa başka bir hedefi, başka bir amacı var mıdır? Yani çok basit. Çok teşekkür ediyorum. Yani Türkiye bu düşünceyi karşılıksız bırakmıyor ama Hasan Bakır. Sevgili Bakır. Yani şuradan başlamak istiyorum. Onlar ne yapmak istiyorlar? Türkiye'nin düzenini ve ayarını bozmak istiyorlar. Türkiye ne yapıyor? Onlar bomba patlatıyor Ankara'da. Türkiye'de kendi milli otomobilini yapacağını ifade ediyor. Aslında biz mesajlarımızı hep yumuşak veriyoruz. Soft veriyoruz yani. Ve anlasalar, onlar Türkiye'yi terörle karşı karşıya bırakıyorlar. Biz Mersin'le Kıbrıs arasında Türk bayrağı dalgalandırıyoruz. 107 kilometre boruyla beraber. Ve suyu oraya getiriyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız çok stratejik bir teklifte daha bulundu. Güney Kıbrıslı kardeşlerim, bunu barış suyu olarak size de verebiliriz. Ve onlar Türkiye'yi ekonomik olarak alabora etmek istiyorlar. Biz 99'u hatırlıyoruz, 2000'i hatırlıyoruz. O esnaf yürüyüşlerini hatırlıyoruz. İnsanların burasına kadar geldiği, ne olursunuz Türkiye kurtulsun diye çırpındığı o günleri hatırlıyoruz. Başbakanlıkta kasa fırlatılıyordu. Hasan Bey, bugün uzaya uydu fırlatılıyor. Kasa fırlatılmıyor. Uydu fırlatılıyor. Türkiye'yi kendi rotasından, kendi yörüngesinden çıkartmaya çalışıyorlar. Fakat Türkiye o yörüngede devam ediyor. Ve Türkiye çok stratejik bir akıl ortaya koyuyor. Sebebi şu, tam sorduğunuz, bir Türkiye tasavvuru var. Yeni bir dünya var, küresel bir değişim var ama bir de Türkiye tasavvuru var. Tam Türkiye bu tasavvuru üzerinden bugün kendi adına bir yürüyüş sergilemektedir. Ve bugün eğer Kandil'in üzerinde Göktürk uydusu duruyorsa buna tahammülsüzlük elbette olacaktır. Burhan Bey, elbette olacaktır. Eğer sizin başka yerden aldığınız istihbarat, karartılmış istihbarat yerine milli istihbaratınız bugün adım adım devredeyse elbette ki buna bir tahammülsüzlük olacaktır. Sen kimsin diye başlayan sorular Türkiye'nin üzerine elbette gelecektir. Elbette bugün eğer bizim evlatlarımız Anajet komutanlıklarından kalkıp terörist faaliyetleri etkisiz hale getirmek için hem de %100 isabetlerle
operasyonlar gerçekleştiriyorsa bu şunun adıdır. Türkiye'nin iktidarının tek başına iktidardan uzaklaştığı ilk gün PYD'den, YPG'den açıklamalar geldi. Biz burada yeni bir devlet kuracağız diye. Ve maalesef dış dünya bu konuda çok iştahlı davrandı. Ve Türkiye ona Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde çok önemli bir cevap verdi. Böyle bir şeye tahammül etmeyiz, anında gereğini yerine getiririz. Ve dikkat edin, sizin sorduğunuz soru ve sizin sorduğunuz soru terör olayları o günden sonra başladı. Yani bize biz Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kuracağız. Eğer siz bize müsaade etmezseniz biz sizin içinizi istikrarsızlaştıracak, terörle bir araya getirebilecek hamleleri ortaya koyarız diye. Bir yükselen bir Türkiye var. Bu yükselen Türkiye'nin kendi içerisinde dinamikleri var. Ve yükselen Türkiye'nin fırsatları var. Ve yükselen Türkiye bunu iyi yönetiyor. Ve bu Türkiye tasavvuruna doğru gidiyor. İçinden enerji güzergahları geçen bir Türkiye. Arsası pahalı bir Türkiye. İçinden İpek Yolu geçen bir Türkiye. Batıyla Doğu'yu birleştiren bir Türkiye. İçinde etrafındaki coğrafyanın en genç insan kaynağına sahip olan bir Türkiye. Ve yarına güçlü adımlarla gidebilen bir Türkiye. Eğer bu böyle gidecekse Orta Doğu'da söz sahibi olacak. Zaten bugün dünya beşten büyüktür diye dünyada yapılan haksızlıklara ses çıkarmayan, o uluslararası toplumun en önde gelen ülkelerine Anadolu medeniyetinin ahlakını, Anadolu medeniyetinin bakışını hem de açık bir şekilde ifade etmeye çalışan bir Türkiye var. Bu durdurulmalıdır. Buradaki motto Türkiye durdurulmalıdır. Bugün yapılan her şey Türkiye'nin durdurulmasına yönelik bir iddianın adıdır. Başka bir şey değil. Ve bugün eğer bunları başarabilselerdi, Türkiye'yi istikametinden alaşağı edebilseler, Türkiye hedeflerinden alaşağı edebilseler, AK Parti'nin şirazesini, dengesini bozabilselerdi, bugün belki bunlara hiç girmeyeceklerdi. Eğer AK Parti'yi şiddet sarmalının içerisine sokabilecek kararları Türkiye'de aldırabilselerdi, bunların içerisine hiç girmeyeceklerdi. Biz sadece bugün egemenlik hakkımızı muhafaza ediyoruz. Yani 80 milletvekili çıkardıktan sonra şımaran ve ben silahlı güçlerimle birlikte burada özellik ilan edebilirim diyen bir anlayışa karşı Türkiye meşru bir savunma içerisindedir. Bu kadar basit. Sayın Başkan, biraz da hizmetler ve vaatlere gelelim. Ama oraya girmeden önce Sayın Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması oldu. Dedi ki AK Parti'den bir parti daha çıkacak. Mecliste 5. bir parti olacak dedi. Bu söylemi bir gündem değiştirme olarak mı değerlendiriyorsunuz, yoksa Sayın Bahçeli bir bilgiye dayalı olarak mı bunu söylüyor? İkinci sorum da vaatler meselesi. 7 Haziran'da toplumun farklı kesimlerine yönelik vaatleriniz yetersiz mi diyelim ya da belirgin değil miydi? Ama şimdi daha belirgin hale geldi. Vatandaş da bunu tasvip ediyor. Muhalefetin deyişiyle diyelim, hani daha önce kaynağı bulamadınız da şimdi mi buldunuz? Memnuniyetle. Birincisi, Sayın Bahçeli'nin rakamsever olduğunu biliyorsunuz. Evet. Yani 9 artı 9, 5 artı 5, 7 artı 7'den bir rakam çıkartıp bir sonuç elde edebilme gayreti daha önce hem sizlerin hem de milletimizin malumudur. Yani, ama tutmadı genelde, hiçbir rakamlarda tutmadı başkanım. Sayın Bahçeli biraz tutmasını da Cenab-ı Allah isteyecek. Yani. Evet. Yani, eğer siz memleketinizin aleyhinde bir takım değerlendirmeler yapıyorsanız, bu coğrafya sadece Anadolu'ya lazım bir coğrafya değil ki. Bu coğrafya insanlığa lazım, ümmete lazım, millete lazım. Bu coğrafya etrafımızdaki coğrafyaya lazım. Bugün mağdur ve mazlumlara lazım bir coğrafya. Yani bu Türkiye AK Parti bu şeye benzer. Enver Edirne'yi almasın, Bulgarlar alsın. Böyle bir mantık yani. Enver Edirne'yi almasın, Bulgarlar alsın. Ya böyle bir mantığın da kendisidir. Başka bir mantık. Bu mantıkla Türkiye defalarca karşı karşıya kalmıştı. Türkiye batsın, sonrasına bakarız. Bir kere her şey dümdüz olsun. Biz de varlığımızı ondan sonra tekrar etmeye çalışalım. Çünkü dümdüz olmasının sebebi biz olmayız herhalde diye bir düşünce içerisindeler. Burhan Bey, Türkiye'de siyasetin de kendine ait kuralları vardır. Bu kuralların içerisinde başka bir siyasi partiyle uğraşmak ayıp addedilir. Ayıp sayılır. Sen ilk önce kendi partindeki birliği
beraberliği muhafaza edebilecek bir liderlik ortaya koy. Liderlik ortaya koy. Ondan sonra AK Parti'nin içerisine millet bize başka siyasi partilerin işiyle uğraşma görevi vermemiş ki. Kendi partini uyum içerisine götür ve Türkiye'ye bir şey öner. Bu ayıp bir şeydir. Bu dedikodudur. Bu bir dedikodu siyasetidir. Yakışmaz. Ve devlet hayatında, siyaset hayatında gayri ciddi işlere millet itibar etmez. Bu gayri ciddi bir iştir. Ve ayıptır. Bunun bir sonucu olmaz. Bu söyleyenin ayıbıdır. Ve ben bunu üzülerek izliyorum. Siz 18 yılı aşkın bir süredir bir partide genel başkanlık yapacaksınız. Geldiğiniz nokta ve ümidiniz AK Parti'den bir siyasi parti daha neşet etmesine yönelik bir ümit olarak ortaya çıkacaktır. Bu ayıp bir şeydir. Bu kendi içerisinde ortaya koymuş olduğu despot ve diktatöryel tutumun ve millet tanımaz tutumun konuşulmaması ve hedeflerin AK Parti'ye doğru yöneltilmesine yönelik sadece savruk bir fikirdir. Başka hiçbir şey değil. Bir oyalama düşüncesidir. Ama üzüntüm şudur. Yani Türkiye'de bizim tecrübeli siyasetçilere ihtiyacımız var. Bilgili siyasetçilere ihtiyacımız var. Bu tecrübelerini halka, ülkeye, millete, olaylara yansıtan insanlara ihtiyacımız var. Ya gelinen nokta bu olmamalıydı. Buna hakikaten çok üzülüyorum. Ben siyasetin içerisinden geliyorum. Siyaset bir kurumdur ve bizim siyaseti muhafaza etmemiz lazım, korumamız lazım. Siyaseti herkesin sakız gibi çiğneyip atabileceği bir hale getirmememiz lazım. Çünkü siyaset milletin dilidir. Millet başka türlü düşüncelerini ifade edemiyor. Siyasetçi olmazsa devlet kademelerine vatandaş gidemez, giremez. Bu dün de vardı. Ve bize özellikle AK Parti'nin seçim propagandası ve seçim beyannamesiyle ilgili çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bu seçim beyannamesi heyecanlandırıcı bir beyannamedir. Ve bu seçim beyannamesi AK Parti'nin ilk günkü yürüyüşünün orijinal metnidir. Bu seçim beyannamesi. Ve AK Parti bu seçim beyannamesiyle hala bir reform partisi olduğunu iddia etmektedir. 13 yıllık iktidarda olan bir siyasi partinin hala reform demesi, anayasa reformu, adalet reformu, kamu maliye reformu, kamu personel reformu, siyasi partiler reformu, seçim reformu, bütün bunları ortaya, şeffaflık reformu, bütün bu reformları ortaya koyabilecek bir siyasi parti şunu söylüyor. Ben 13 yıldır yaptığım politikalara fetişleştirmiyorum, tabulaştırmıyorum, bunlara bakmıyorum. Çağın ruhuna uygun bir şekilde, çağın gereğine uygun bir şekilde ben bu politikaları halkımın istediği, çağın gerektirdiği bir şekilde realize ediyorum ve yoluma devam ediyorum. Ve hala reforma devam ediyorum. AK Parti bu iddiaları. Bu iddia bizi 2023 iddiasıdır. Bu bize 2053 iddiasıdır. Bu 2071 iddiasıdır. Bu bir Türkiye iddiasıdır. Bu sadece bir AK Parti iddiası değil ki. Yani 2023'te biz hedeflerimize ulaştığımız zaman sadece AK Parti bu hedeflere ulaşabilecek değil ki. Bir millet ulaşacak. Bir Türkiye ulaşacak. Ve biz ulaştık diye adını sanını bilmediğimiz insanlar sevinecekler bu ulaşmışlığımıza. Ve bugün bizim 7 Haziran'a girerken AK Parti bir ilkeyle çıktı yola. Ben popülist politika yapmayacağım dedi. Seçim öncesi de vaat ortaya koymayacağım dedi. Ve koymadı da. Dikkat edin, sahada bizi herkes sıkıştırdı. Ne olursunuz şu emeklileri biraz daha arttırın. Ne olursunuz asgari ücreti şu noktaya getirin. Biz dedik hayır. Evet biz 2015 ile 2019 arası emeklilerimizin ve dar gelirlerimizin refah içerisinde yaşadığı bir 4 yıl oluşturacağız. Çünkü biz demokratik açıklarımızı kapattık. Ekonomik açıklarımızı kapattık. Kalkınma açıklarımızı kapattık. Şimdi sıra insanımızda. Onlarla beraber yürüyeceğiz. Ve biz bunu ortaya koyduk. Fakat 7 Haziran'dan sonra millet her tarafta ne olursunuz artık. Eğer bu seçime gidilecekse bakın uçsuz bucaksız vaatler veriyorlar. Evet. Siz bu vaatlerin normal noktasını ne olursunuz söyleyin. Bu normal çünkü biz sadece vaat ortaya koymuyoruz ki biz hükümet programı yazdık. Aslında bizim programımız bir hükümet programıdır. Ve biz hükümet programını ortaya koyduk. Yani biz mali disipline önem vermek zorundayız. Bizim bir savurganlığımız olamaz. Biz enflasyonun yarım puan bile çıkmasına tahammülümüz yok. Kaşıkla verip kepçeyle alamayız. Biz insanımızı zora sokamayız. Biz eski Türkiye'de olduğu gibi 200 lira verip 300 lira geri alamayız. Böyle bir şeyi halkımıza reva göremeyiz. Böyle bir şeyi milletimizle paylaşamayız. Ve bütün bunların hesaplamaları yapıldı. Ve vatandaşımız, halkımız burada da, Trabzon'umuzda da bize insanımız dedi ki ne olursunuz bunu söyleyin. Yani ne verebileceğinizi hiç olmazsa biz makulü bir şekilde görebilme fırsatına sahip verelim.
Bunların bizim tarafımızdan deklare edilmesinin temel sebebi milletin talebidir. Ve biz milletin talebini yerine getirdik. Ve bugün millet böyle bir değerlendirme içerisinde bulunmuyor. Bunları konuşmak bile konuşmuyor. Tamam kardeşim. Eğer AK Parti bunu söylüyorsa bunun ancak yapılabileceği budur. Ve AK Parti bunu yapar. Kimse diğer siyasi partilerin asgari ücret rakamlarına inanmıyor. Ama AK Parti'nin ortaya koyduğu asgari ücret rakamının, AK Parti'nin verdiği emeklilik rakamını, AK Parti'nin gençlere verdiği krediyi, karşılıksız krediyi, AK Parti'nin gençlere verdiği, eğer o karşılıksız kredi yetmezse faizsiz krediyi, çiftçilere verdiğini, engellilere verdiğini, kadınlara verdiğini, genç girişimcilerimize verdiğini, bütün bunların tamamını AK Parti çiftçilerimize verdiğini, AK Parti'nin verebileceğini ve bunun bir dengesi olduğunu, bunun bir hesabı olduğunu ve bunun milletin hesabı olduğunu çok net bir şekilde milletimiz bilmektedir. Bu kadar nettir. Evet. Şimdi baktığımız zaman sistemde de bir tıkanıklık var. Yani AK Parti %41 oy almasına rağmen tek başına iktidar olamıyor. Özellikle geçmiş seçimlerde başkanlık sistemi çok tartışıldı, çok konuşuldu. Ama sadece şey kilitlendi, Sayın Tayyip Erdoğan başkanlık sistemi istiyor diye. Ve hatta bölgeye baktığımız zaman da şu şekilde yorum yapılıyordu. İç Anadolu'da diyorlar ki başkanlık sistemi gelecek. İşte eyalet sistemine geçilecek. HDP ile anlaşıldı falan ne diye seçimden önce konuşmalar vardı. Doğu bölgesine gittiğimiz zaman da Sayın Cumhurbaşkanı'nı sanki Kürtlerin düşmanı olarak gösteriyorlar. Özellikle HDP bu yönde propaganda yapıyor. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de bir sistem değişikliğine gidilmeli mi? Artık Türkiye bu yükü kaldırmıyor. Zeki Bey, ben çok üzülüyorum. Maalesef güne bakarak bir takım yorumlar yapılıyor. Ve yine uluslararası iletişim dehaları özellikle Güneydoğu'da Sayın Cumhurbaşkanımız açısından, Sayın Cumhurbaşkanımız bakımından çok sistematik bir propaganda yürüttüler. Başarılı oldular mı? Üzülerek söylüyorum, başarılı oldular. Yani üzülerek söylüyorum. Ve bu büyük bir haksızlık. Tarihe haksızlık, insanlığa haksızlık, demokrasiye haksızlık, bizatihi kendimize ve kendilerine haksızlık. Bu kadar büyük bir risk alan ve o risklerin tamamı bugün o tezviratları yapanlara karşı savunan ve mücadele eden bir kişiye ancak bu kadar büyük bir haksızlık yapılabilir. Ve biz bugünden bakıyoruz. Ama şu örneği vermek zorundayım. Rahmetli Menderes'in 1960'ta yaşadığı dönemde yaşasaydık olayları farklı yorumlardık belki. Ama yanlış yorumlarmışız. Şimdi baktığımızda olayların nasıl yorumlandığı bir şekilde herkes tarafından görülmektedir. CHP biraz daha ağzına gelse Menderes'ten özür dileyecek. Rahmetli Özal'la ilgili aynı şey bu ülkede söz konusu olmuştur. Aynı şey olmuştur söz konusu. Bilmenizi istiyorum. Aynı şey. Aynı iddialar, aynı iftiralar. İkisinden de diktatör yarattılar bu ülkede. İki insandan. Oysa bunlar da ölümlüydü. Ve bunların diktatörlüğe karşı hiçbir emareleri söz konusu değildi. Millet savunuculuğunun önüne geçebilmek için diktatör suçlaması alışa geldik bir suçlamadır. Kalıp bir suçlamadır. Ve bunu gerçekleştirirler. Ve özellikle Güneydoğu'da, Güneydoğu'da kardeşlerimiz ve bu insanların bir bölümü hakikaten bu ülkenin inanç değerlerine tamamen sadık, yani bir bölümü PKK'nın o Marksist, Leninist ideolojisinin içerisine girmiş ve artık onların sözünün ayarları bile, ölçüsü bile tartışılmayacak durumda, ama bir kısmı da bu iddiaların tamamına teşne olmuş, bu iftiraların tamamına teşne olmuş, bu tezviratların, bu dedikoduların tamamına teşne olmuş durumdadır. Bu beni üzmektedir. Yani sorumlu bir insan olarak da üzmektedir. Çünkü biz de buna engel olamayan bir pozisyon içerisinde olduk. Bu çok yanlıştır. Hala Türkiye iddiasını her yerde devam ettirmektedir. Eğer Güneydoğu Anadolu'da huzursuzluğu ortaya koyduğunuz andan itibaren Orta Doğu'daki barışın, huzurun, istikrarın kalkmasına vesile olursunuz. Orasının regülatörü Güneydoğu'dur. Orta Doğu'nun regülatörü Güneydoğu'dur. İki temel meselesi vardır zaten. Kürtlük, Şiilik, Sünnilik. Başka bir meselesi yok Orta Doğu'nun. Tamam, meselesi budur.
ikisi üzerinden de orayı karıştırmaya ve oradaki cereyanı Türkiye'ye etkilenmeyi, Türkiye'ye yansıtmaya çalışıyorlar. Bu net. Bu açık bir şekilde ortadadır. Ve burada özellikle diğer taraftan da bunların birlikte hareket ettiği apaçık ortadadır. Aydın Doğan bu işin içerisindedir. Yani Aydın Doğan, paralel yapı, CHP ve PKK dörtlüsü maalesef iş başındadır. Her birinin rolü ayrıdır. PKK'nın rolü terördür. Terörle istikrarsızlaştırmadır. Ürkütmedir ve korkutmadır. Paralel yapının rolü sinsi bir şekilde Türkiye ve AK Parti'nin karşısında ne kadar unsur varsa hepsine lojistik destek sağlamaktır. CHP'nin rolü yine sinsi bir şekilde, ona verilen rol sinsi bir şekilde AK Parti iktidarına yanaşmak ve onun yarın olası bir koalisyonda Türkiye'nin ve onun ayaklarını kilitlemek, eski vesayet sistemi yerine bir bekçi olarak verilmektir. Şimdi Aydın Doğan'ın rolü de yabancı düşünceyi Türkiye taşıyıcılığını yapmaktır. Ve o yabancı düşüncenin oklarını istikametine saplamaktır. Şimdi burada dört ayrı rolden bahsediyorum ben. Ve bu dört ayrı rol bugün ikame edilmektedir, yerine getirilmektedir. Ve biz buna şahidiz. Ve Türkiye buna iyi dayanmaktadır, iyi mukavemet göstermektedir. Ha, bu olaylar, yaşadığımız olaylar çok yakın zamanda Amerika'da da oldu, İngiltere'de de oldu. Fransa'da da oldu, Almanya'da da oldu. Birçok ülkede yaşandı. Hala yaşanmaya devam ediyor. Ama önemli olan buna mukavemet gösterip göstermemektir. Türkiye demokrasisi buna mukavemet gösteriyor. Zeki Bey, biz çok iyi bir yerden çıktık. Ve Türkiye bunlara şiddetle mukabele etmiyor kendi insanına. Demokrasiyle mukabele ediyor. Bakın bu kadar olay yaşandı. Türkiye'de bir tek kişi çıkıp da bu demokrasi fazla geldi diyemiyor artık. Ama şunu unutmayın. Ertuğrul Özkök denilen şahsın kendi gazete köşelerinde bundan 3-4 yıl önce, 5 yıl önce terennüm ettiği, dile getirdiği Beyaz Türkler Güneydoğu'nun ayrılmasını istiyor sözünü hiç yabana atmayın. O bir sözcülüğü dile getirdi. O bir imkan hazırlamaya, ortam hazırlamaya çalıştı. Ve bizim bu sözleri unutabileceğimizi, bu sözlerin ne manaya, ne anlama geldiğini bilmeyeceğimizi zannettiler. Ama Türkiye bunların tedbirini aldı. Bugün Türkiye'nin tedbir aldığı operasyonlarla belli oluyor. Biz sadece PKK operasyon yapmıyoruz. Aziz milletimiz rahat olsun. PYD eğer orada başını kaldırıp bir şeye güvenip orada bir devletçik, orada bir yapı kurmaya çalışırsa biz operasyonu o yer yapabileceğimizi açık bir şekilde dünyaya gösterdik. Bunun sonu nereye giderse gitsin. Kimse Türkiye'siz bu bölgede hesap yapamaz. Bu bölgede kimse Türkiye'siz hesap yapmaya kalkamaz. Çünkü bu bölge de Türkiye iliştirilmiş bir yapı değildir. Türkiye bu bölgenin doğal sahibidir, doğal yapısıdır. Aynen oradaki bütün ülkelerin sahipliği olduğu gibi. Hepsi sahibidir bu bölgenin. Biz başka bir yerden gelip bu bölgede düdük çalmıyoruz. Biz kendi sözümüzü söylüyoruz. Bizim sözümüz ninni gelir, bizim sözümüz türkü gelir. Onun için Türkiye'nin bu konuda ortaya koyduğu iddia ve bu konudaki mukavemeti aslında gelecek yıllarda, hani dedim ya rahmetli Menderes'e ve rahmetli Özal'a, eğer o günden bakarsanız, o günden bakmıyoruz. Çünkü orada da aynı tezgiratlar, aynı dedikodular, aynı anlayışlar, aynı baskılar, aynı uluslararası sıkıştırmalar söz konusu oldu. O gün Türkiye'yi kıskıvrak yakaladılar. Ama bugün Türkiye'yi kıskıvrak yakalayamıyorlar. Mukabele eden bir Türkiye var. Evet, mukavemet gösteren bir Türkiye. Hasan Bey, son soruyla bitirelim. Buyurun. Efendim, Türkiye'de özellikle dış politika konusunda içerideki farklı seslerin Türkiye üzerinde yaratmış olduğu olumsuz hava hep konuşulur. Vatandaşlar bu konuda zaman zaman üzüntülerini belirtir. Zaman zaman neden biz birlik olamıyoruz diye çıkışlar yapar. MİT tırlarının durdurulması. Buna bağlı içerideki birçok muhalif partiler ya da STK'lar Türkiye'nin sanki iç politikasıymış gibi davranmayı hep özen gösterirler. En son Sayın Başbakan açıklamış olduğu Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir devlet sırrı ile ilgili durumu bile deşifre edecek boyuta gelmiş olmasını dillendirdi ve bu anlamda sitem etti. Türkiye muhalefetiyle bu tabloyu yaşarken bir koalisyon sürecini daha giderse, bu kadar güvensiz, bu kadar ortak politikadan uzak bir tablo içerisinde siyasi partilerin koalisyonla ilgili Türkiye nasıl bir sürece taşınacağını düşünüyorsunuz Sayın Soylu? Yani
aslında Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi geçmiş siyasi tarihimizden önemli dersler çıkaran siyasi partilerdir. Ama bu partilerin talihsizlikleri parti genel başkanlardır. Yani lider olamamış parti genel başkanlardır. Ve günlük düşünen ve siyasetin jargonunu, siyasetin kurallarını, siyasetin dilini, siyasetin işleyişini bilmemeleridir. Yani bir kişinin 19 yıl genel başkanlık yapması siyasetin dilini bildiği anlamına gelmiyor. Ve Türkiye milli meselelerinde bir araya geldiği zaman siyaset kalibrasyonunu yükseltir. Siyaset değerini yükseltir. Ve burada halk çok açık ve net bir şekilde bunu her zaman talep etmektedir. Bunu 80 öncesinde talep etti. Defalarca talep etti. 80 öncesinde çok iyi hatırlıyorum. Hadi bir araya gelin diye. 80 öncesinde birbirinin elini sıkmayan liderler vardı. Cenazeye geldikleri zaman birbirine sırtını dönen liderler var. Bu bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil, dört kere değil, beş kere değil. Defalarca tekrarlan. Bu milletimizi demoralize eder. Milletimiz bizi buraya kavga etmeye göndermiyor ki. Milletimiz bizi buraya Türkiye'yi yükseltmeye, kendi konforunu arttırmaya, kendi standartını yükseltmeye, ülkemizin çıkarlarını muhafaza etmeye ve Türkiye'yi değiştirmeye, Türkiye'nin sözünü dışarıda itibarlı hale getirmeye gönderiyor. Ama burada aman demin söylediğim ki iktidar ortadan kalksın da ne olursa olsun bir anlayışında, bir çırpınışında değil millet. Öyle bir tablosu yok. Milletimiz bakar, kendi gününü yaşar ama geleceğini de perspektifini de yöneticisinin, siyasetçisinin kendisine çizmesini ister. Bugün AK Parti'nin yaptığı odur. O olmasaydı, Sayın Bakır, o olmasaydı, AK Parti kurulduğu gün girdiği seçim 3 Kasım 2002, %34,5, bugün %41. AK Parti kurulduğu günden itibaren, yani %6,5 daha yukarıda oy alan bir siyasi partiyi ortaya koymaktadır ve ifade etmektedir. Ve millet AK Parti'ye sen Türkiye'nin omurgasısın, senden vazgeçmiyorum diyor. Bana şunu söyleyebilir misiniz? Önümüzdeki dönemde şu tablo içerisinde eğer AK Parti tek başına iktidar olmasa dahi AK Parti'siz bir koalisyon ihtimali var mı? Yok efendim. AK Parti'siz bir koalisyon ihtimali yok. Hiçbir şekilde yok. Sayın Başkanım, bu noktada bir şey eklemek isterim. Çok partili hayata geçtikten bu tarafa 25 tane koalisyon kurulmuş. En trajik örnek mesela ana yol meselesi efendim. 2 ay 25 gün görüşme yapılmış, koalisyon kurma görüşmesi. 3 ay 10 gün içerisinde hükümet dağılmış. Yani istikrar bu bakımdan. Yani Türkiye'nin son 13 yıldaki en görece üstünlüğü diğer ülkelerden tek başına iktidardır. Evet efendim. Hani şunu çok söylerler. Derler ki işte efendim ekonomik istikrar siyasi istikrarı getirdi diye. Tabii bunu ekonomistler kendilerine paya çıkartmak için, ekonomi yönetimi kendine paya çıkartmak için bunu söylüyor. Öyle değildir. Ekonomik istikrarında, siyasi istikrarında sahibi millettir. Millet rey veriyor ve Türkiye ekonomik istikrarla siyasi istikrara da gidiyor. Millet reyi verdiği değeri de görüyor ama. Yani eğer değer bulursa bunu veriyor, değer bulmazsa bunu vermiyor. Şimdi Türkiye bir karar daha verecek 1 Kasım'da. Bu Kenan Işık'ın bir evet. Yarışması son var. Kararınız mı? Son kararınız mı? Evet. Son kararınız mı? Şimdi bu son kararınız mı? Şimdi millete tekrar soruluyor. Haziran'dan beri epey bir düşünme vakti evet. Oldu efendim. Son kararınız nedir? Şimdi vatandaşımız, milletimiz son kararınızı verecek, başımız üzerinde yeri var. Tekrar söylüyorum yani. 7 Haziran akşamı nasıl hiçbir itiraz etmediysek, 7 Haziran akşamı nasıl hiçbir itiraz ortaya koymamışsak, biz düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Türkiye nasıl bir oyunla karşı karşıya kaldığını, nasıl bir sıkıştırmayla karşı karşıya kaldığını ifade ediyoruz. Hedeflerimizi ifade ediyoruz. Büyük projelerimizi ifade ediyoruz. Reformlarımızı ifade ediyoruz. Dönüşümlerimizi ifade ediyoruz. Umutlarımızı ifade ediyoruz. Türkiye olarak sorumluluklarımızı ve yükümlülüklerimizi ifade ediyoruz. Karar milletindir. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Evet sevgili izleyiciler, Trabzon'daydık. Anadolu'nun birçok kanalı bu program ortak yayınladı. Konuğumuz Sayın Süleyman Soylu'ydu. Başka bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.